Yeah, we've been here all week and we'll be here till Sunday. The last session here will be Saturday, but tomorrow is a good day if you want to come in the morning because we're going to have a full-scale game. Hafta boyunca buradaydık zaten. Hafta sonunda da kampımızın seçmesi yapılacak, kampımız bitecek. Daha sonra da yarın da bir full maç yapacağız. Kendimizi görmek için burada da seçmeyi yapıp Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmayı planlıyoruz. Not to my taste, unfortunately. Evet, çünkü sucuğu veya sosisle vesaire onlar benim ağzımın tadına biraz daha acı geliyor. Onun için hoş gelmiyor. And they're a bad diet for the players. Ve bizim oyuncular için de midelerini biraz ağrıtıyor. Onun için onlara da fazla önermiyoruz. Ama Kayseri'nin gerçekten güzel şeyleri var. What I would like to say is to thank the organization and the people of Kayseri for inviting us here. We've been made to feel very, very welcome. It is a very important week for these players because at the moment we have 13 blind players and 4 goalkeepers. 5 of those blind players are going to be disappointed on Saturday when I tell them they're not going to the European Championships, and also 2 of the goalkeepers. So it will be quite a trauma for them there. Öncelikle şunu da belirtmek istedim. Kayseri'deki bu kampı organize edenlere, bize bütün destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten burada bizim 13 tane futbolcumuzu, görme engelli futbolcumuzu ve 4 tane kalecimizi burada en iyi şekilde ağırladıkları için kendilerine minnettarız. Ayrıca da buradan maalesef 5 tane oyuncumuz Avrupa Şampiyonası'na gidemeyecek bu kadronun içerisinden. Seçme yapılacak ve buradan sadece 2 kaleci ve 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'na götürebiliyoruz. Bu nedenle 5 tane oyuncu üzülecek buradan ama gerçekten güzel bir kamp geçiriyoruz. Oyuncularımız üzülmesine rağmen buna da alışacaklardır, kendilerini geliştireceklerdir diğer şampiyonlar için. Gençlik ve spor ilimci olarak bu kampın burada yapılmasından duyduğumuz memnuniyeti de getirmek istiyoruz. Ben kampın buraya alınmasında emeği geçen başta temsilcimiz Ümmet kardeşimize, federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Nihayeti yapılan tesisler Kayseri'de meyvesini vermeye devam ediyor. Görme engelliler milli takım kampının şehirde yapılması, şehrimizin sportif faaliyetlerine, vizyonuna daha da büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Burada 10 günlük devam eden bir milli takım kampı var. Milli takım kampından sonra tekrar bu kamptan sonra İstanbul'da civarda bir kamp yapacaklar görme engelli sporcularımız. Burada bir şekilde de elemeler yapılacak. Kayseri'de bir tane sporcumuz var yine Ümmet Beygin'in kulüpten. Oğuzhan Yokuş var. İnşallah kendi sporcumuzla bu elemelerde başarı göstererek milli takıma seçilmesi, ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda 14 Eylül'de Roma'da yapacak Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmesi bizleri ayrıca mutlu edecek diye düşünüyorum. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Tarafa gitmiş. Hocam Emre hocam al ses ver. Ayakta vur abi. İki kaleci yazmayın başta. Gerisi oraya gidiyor. Tamam. Oy! Oy! Evet, kaç!